Mesela anne baba evladına İslam'ı tebliğ edecek. Evlatlarını İslam'ı yaşamaya hazırlayacak. Daha dünya misafirhanesine gözünü açılaşmaz, ruhuyla etrafını seyreden çocuğa güzel bir örnekle, örnek davranışlarla İslam'ı tebliğ etmek anne babanın vazifesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ila Ey iman kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyunuz. Dolayısıyla anne baba olan bir insan nasıl ki evlatlarına Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, iman dersleri vermekle mükellef o zaman da uyması gereken esaslar var. Yani namaza evladını hazırlarken ve alıştırırken hikmet dairesinde hareket etmediğinden dolayı çok sıkıntı çeken anne babalar var, çatışma yaşayan evladıyla, çatışma yaşayan anne babalar var. Yani henüz akıl bali olmadan önce nasıl hareket edilmeli, akıl bali olduktan sonra ne gibi hareket tarzları tatbik edilmeli? Bunlar bilmediği için veya yanlış tatbik ettiği için, yanlışları doğru zannettiği için çatışma yaşayan aileler var, sıkıntı çekenler var. Her mümin bildiği kadar, öğrendiği kadar hem yaşamakla hem haliyle, diliyle yani anlatmakla mükellef. Yani alimin mesuliyeti elbette farklı. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerin mesuliyeti daha fazla. Fakat her mümin de bilmeye çalışmakla, öğrenmeye çalışmakla mükellef olduğundan bildiği kadar, öğrendiği kadar da başkalarına öğretecek yani ya evlatlarına ya akrabalarına ya kendisine iş yerinde bir mevzuyu soran birine namazla ilgili, günahtan sakınmayla alakalı bir şey soranı açıklayacak. Nahil Suresi'nin 125. ayet biraz bilhassa hatırlayalım. Arzu ediyoruz. Orada e, muhataplara göre anlattığımız insanların haline göre nasıl bir metot, nasıl bir usul takip edilecek? bizlere bildirilmiş. Ana esaslar bildirilmiş. Demek tebliğ görevi sadece peygamberler aleyhisselam veya onları takip eden alimlere mahsus. Onlarla sınırlı bir görev, bir vazife değil. Hayır, her müminin bir kere haliyle göstermek, yaşayarak göstermek, her müminin en kolay yapabileceği, en güzel tebliğ şekillerinden birisi. Halle göstermek. Ama dilimizle kullanmamız gerekiyor. Halimizle uygun bir şekilde Kalbimize uygun bir şekilde dilimizle de konuşmamız gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Anlatabildiğimiz kadar. Yani Cenab-ı Hak ne vermişse onu <laughs> soracağını haber veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Letus elünne yevme <laughs> izin anin na'im. Sadakallahu'l-azim. Tekasür suresinin son ayeti kerimesi. E, verilen nimetlerle ilgili elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Mealindeki ayeti hatırlarsak mesela namazda okunan sure ve duaları güzelce öğrenen bir müminin bunu başkalarına da öğretmeye çalışması gerekir. Bu en yakınlarından başlayarak başkalarına da öğretmesi gerekir. E namazı anlatmak hepimizin vazifesi. Hem anlamaya çalışmak hem de anlatmaya çalışmak hepimizin vazifesi. İşte bu vazifeyi yaparken yani kırmamak, kalpleri kanatmamak, İslam'dan soğutmamak, yani Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine perde olmamak, ayna olmak için hatırlamamız gereken esaslar var. Bilmemiz gereken esaslar var. Zaten malumunuz insan başka işler yaparken hani dünya işi diye isimlendirdiğimiz ama inşallah beş vakit namazla dikkat ve devam ederek e, dünya işlerini de ahiret işine çevirmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin.